13 Eylül 1998, Ortaköy. Ölmüş bir yakınının mezarını ziyaret etmek isteyen bir grup aile ferdi, mezarlığın içinde hayatları boyunca asla unutamayacakları korkunç bir manzarayla karşılaştı. Genç bir kız çırılçıplak bir vaziyette bir mezarda beline kadar toprağa gömülmüş bir şekilde yatıyordu. Korkudan dehşete kapılan aile fertleri derhal polisi aradılar. Olay yerine gelen polisler bile gördükleri bu korkunç manzara karşısında şok olmuştu. Olay yeri inceleme raporlarına göre bu genç kız sadece öldürülmemiş, aynı zamanda daha önce görülmemiş bir şekilde korkunç bir işkenceye de maruz kalmıştı. Peki ama kim, neden böyle dehşet verici bir cinayet işlemişti? Bu genç kızın suçu neydi? Neyin intikamıydı bu? Polisler bunları düşünüp kızı ve çevresini araştırmaya başlarken adli tıp uzmanlarından akıl almaz bir haber geldi. Olayda bir gariplik vardı. Sanki bu cinayet dini bir ritüeli andırıyordu. Kızın vücudundaki kesikler rastgele ve tesadüfi değildi. Bir düzen vardı. Ne olduğunu kimsenin bilmediği bazı isimler bu genç kızın bedenine kazınmıştı. Peki ama neydi bu böyle? Ne demekti? Kimse bir anlam veremedi. Daha sonralarında genç kızın yakınlarını ve arkadaşlarını araştıran polisler, Türkiye'nin daha önce hiç duymadığı, hiç görmediği dehşet verici bir gerçekle yüzleşecekti. Genç kız yakın bir zaman önce 3 kişiyle tanışıp arkadaş olmuştu. İşte bu 3 kişi o zamana kadar Türkiye'de kamuoyu tarafından belki de hiç duyulmamış, hiç konuşulmamış sapkın bir inanca sahipti. Bu üçlüyü gözaltına alan polisler bile hayrete düşmüştü. Gençler suçlarını itiraf etti. Üstelik pişmanlık da duymuyorlardı. Bu vahşeti övünerek anlatıyorlardı. Kan donduran duruşmada sanıklar hakime satanizme inandıklarını ve Rablerinin şeytan olduğunu söylediler. Salon adeta buz kesmişti. Çıt bile çıkmıyordu. Kimse daha önce böyle bir şey duymamıştı. Katiller duruşma salonunda "Ruhumuz artık şeytana ait. O bizi ödüllendirecek. Kimse bize bir şey yapamaz." diyerek yüksek sesle bağırdılar. Ve bu genç kızı Rableri için bir adak olarak kurban ettiklerini söylediler. Tüm bunlar karşısında öldürülen genç kızın ailesi sinirden deliye dönmüştü ve bu satanistlere mahkeme salonunda saldırıp onları linç etmek istediler. Sanıklar kesinlikle pişman değildi. Polisler bu şeytani inanca sahip gençleri öldürülen genç kızın yakınlarının elinden büyük bir güçlükle alabildiler. Ve genç kızın yakınları haykırdı. Polislere şöyle söylediler. "Bırakın, siz karışmayın, bunları öldürelim, bunlar insan değil, yaşamayı hak etmiyorlar." diye bağırdılar. Fakat tabii ki güvenlik güçleri buna izin vermedi. Bu olay bir anda bütün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Herkes şaşkın, kızgın ve öfkeliydi. Peki ama neydi bu satanizm? Nereden çıkmıştı? Geleneksel satanizm, büyücülerin ve inkarcıların gizlice uyguladıkları vahşi ayinler, şeytana insan ve çocuk kurban etmeler, kara büyü, black mass gibi uygulamalarla nesilden nesile gizlice aktarıldı. Geleneksel satanizmin en önemli sembolü ise eski bir Roma putu olan Baphomet. Baphomet putu zaman içinde şeytana tapanların sembolü haline geldi. Tarihçiler keçi kafası şeklindeki bu sembolün izini sürerek satanistlerin faaliyetleri hakkında önemli ipuçları elde ettiler. Satanistlerin ikinci önemli sembolü ise pentagram, yani daire içinde 5 köşeli yıldızdır. İnsanı şükretmekten alıkoyan, sürekli boş ve asılsız vaatlerle onu kandırıp Allah'a isyan ettirmeye çalışan büyük bir düşmanı vardır. Bu düşman, onun hem bu dünyada hem de ahirette sıkıntılı bir hayat geçirmesini isteyen,
ve bunun için harcadığı çabayı kıyamete kadar aralıksız olarak sürdürecek olan bir düşmandır. Bu düşman insana kötülüğü, acımasızlığı, ahlaksızlığı makul göstermeye, bunların var olduğu bir ortamı meşru kılmaya çalışır. Bu amaçla kendisine içinde bütün sapkın fikirlerinin bulunduğu tehlikeli bir öğreti oluşturmuştur. Onun kanlı ve tehlikeli öğretisi ise satanizmdir. İşte bu olay Türkiye'de işlenen ilk satanist cinayetiydi. Bunun üzerine satanizme karşı büyük bir operasyon başlatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti gördükleri karşısında şok olmuştu. İstanbul'un en köklü ve en büyük ilçelerinden olan Kadıköy ve Beşiktaş adeta satanizmin kalesi olmuştu. Satanistler, yani şeytana tapanların gerçekleştirdiği soğukkanlı cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu ekipleri bugün genellikle satanistlerin gittiği mekanlara baskınlar düzenledi. Kan emniyet güçleri satanistler tarafından rağbet gören dükkanları aradı. Dükkanların görünüşü ve kollara yapılan dövmeler İstanbul'un göbeği Kadıköy'de satanistlik gerçeğini gözler önüne seriyordu. Özellikle satanistler tarafından rağbet gören tişörtler tüyler ürpertiyordu. Polisin yaptığı aramalarda çok sayıda haç, balta ve satanistlere ait dergi ele geçirilirken olayla ilgili toplam 15 kişi gözaltına alındı. Dehşetin boyutları gitgide daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladıkça tüm Türkiye halkı ayaklandı ve satanist olduğu düşünülen gençlere devlet büyük bir operasyon yaptı. Bir anda bütün ülkeye tam bir kaos hakim olmuştu. Rock ve metal müzik dinleyen gençler benzer giyim tarzları yüzünden satanist sanıldıkları için sokaklarda vatandaşlardan dayak yiyor, polisler tarafından suçsuz yere tutuklanıp nezarete atılıyorlardı. Kaos gitgide büyümüştü. 5 yıl içinde kaç kişinin satanizmle bağlantılı olarak öldüğü veya öldürüldüğü tam olarak bilinmiyordu. Halk bu sapkın inançtan çok korkuyordu. Çünkü satanistler her kesimden çıkabiliyordu. Fakir, zengin, iyi eğitimli veya varoş hiç fark etmiyordu. Sizin çocuğunuz bile satanist olabilirdi. İşte böyle bir kaos ortamı vardı. Marjinal olarak görülen tüm gençler şüphe altındaydı. Kaos ve tepkiler ne kadar çok büyürse operasyonlar o kadar çok sıklaşıyordu. Hunharca işlenmiş cinayetler ve garip intihar olayları 1998-2002 yılları arasında yaşları 14 ile 25 arasında değişen pek çok Türk gencinin akıl almaz intiharları, şiddet eylemleri ve sapkınlıkları uzun süre gündemimizi meşgul etti, insanlarımızı acıya boğdu. Satanizm bağlantılı bu esrarengiz cinayet ve intiharlar, şeytana kurban edilen insanlar, şeytan için düzenlenen kanlı ayinler, tecavüz vakaları, işkenceyle öldürülen hayvanlar, gençleri pençesine alan bu ciddi sorun hakkında medyayı ve toplumu harekete geçirdi. Önceleri yetkililer ve aileler bu olaylara gençlerin kişisel problemleri olarak bakmışlar ve konu pek de ciddiye alınmamıştı. Ancak konuyu ciddiye almayanlar, araştırmalar sonucunda tüyler ürperten gerçeklerle yüz yüze geleceklerdi. Haber kanallarından tüm Türkiye'ye duyurulan satanizm iddianamesinin satır başları korkunç gerçeklerle doluydu. Sanıklar canlı cansız alemde yegane gücün şeytanda olduğunu, bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa şeytana o kadar yakın olunacağına ve ceza çekmeyeceğine, şeytanın hizmetlerinde olacaklarından dolayı rahat bir ortamda zebanilik yapacaklarına inanmaktadırlar. Zaman zaman kendi kanlarını akıtarak kedi kanıyla karışım yapıp alkolle içtikleri, satanizm felsefesi gereği yaşamlarını sürdürdükleri ve sık sık bir araya geldikleri, ailevi problemli olup yine satanizm felsefesine göre kendileri gibi bunalımda olan kişileri bulup ikna ederek
toplu intihara karar verdikleri anlaşılmıştır. Açıklanamaz bir şekilde 1998 ve 2002 yılları arasında Türkiye'de satanizm bir anda moda olmuştu. Arda arda gerçekleşen intiharlar, özellikle görece daha zengin olan mühitlerde hayvanlara yapılan işkenceler, kesilmiş kediler, kanları akıtılmış, bıçaklanmış hayvanlarla ilgili çıkan fotoğraflar ve haberler bir anda medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir kısmı daha çocuk yaşta olan satanistler, bu sapkın felsefe gereğince her ayın belli günlerinde ayinler düzenliyordu. Terk edilmiş binalarda, izbe ve karanlık bodrum katlarında düzenledikleri bu ayinlerde içki ve uyuşturucunun etkisiyle kendilerinden geçiyor, her türlü sapkın ilişkiye giriyorlardı. Ağlarına düşürdükleri bakire kızlara tecavüz etmek, kedi, köpek, keçi ya da tavuk gibi hayvanları işkenceyle keserek kanlarını içmek bu ayinlerin vazgeçilmez törenlerindendi. Kimi zaman daha da ileri giden satanistler ritüellerinde hiç çekinmeden kendi arkadaşlarını ya da ellerine geçirdikleri masum insanları kurban ediyorlardı. Düzenledikleri bu şeytan ayinlerini ise gerek resmi ifadelerinde gerekse isimlerini gizli tutarak yaptıkları röportajlarda pervasızca anlatmaktan çekinmiyorlardı. Hatta bunları dile getirirken şeytani bir haz duyuyorlardı. Hürriyet gazetesinin 9 Ocak 2000 tarihli sayısında manşetten verilen haberde 20 yaşında intihar eden satanist bir gencin yine kendisi gibi satanist olan kız arkadaşının günlüğünden şu satırlar dökülüyordu. Aklıma hain planlar geliyor. Çok yaşa şeytan. Sadistlik yapmak istiyorum. Sıkıldım. Keşke gebertebileceğim bir kedim olsa. Şeytana ilk kurbanımı verdim. Bir tavşanı buldum. Kestim, astım, derisini yüzdüm. Hürle muhabbet ettik. Şimdiye kadar 3 adam öldürmüş. Hayran kaldım. Tüm bu tepkilere rağmen yine de satanizm her geçen gün tuhaf bir şekilde büyümeye devam ediyordu. Kimse neler olduğunu anlayamamıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e sunulan istihbarat raporuna göre ise Türkiye'de 40-50 bin arası bilinen ve kimsenin bilmediği, kendini herkesten saklayan, bu inancı gizli gizli sürdüren 200 bine yakın satanist olduğu rapor edilmişti. Rakamlar gerçekten de çok korkutucuydu. Ve bu inanılmaz inanç tıpkı bir virüs gibi ülkede yayılıyordu. Peki ama tüm bunların nedeni neydi? Ne olmuştu o yıllarda? 1998-2002 yılları arasında. Bazı insanları böylesine gözü kara bir biçimde kendilerini bile öldürebilecek kadar şeytanın kölesi olmaya iten sebep neydi? Ne olmuştu da bir kısım insanlar kötü olmayı, insanlara ya da hayvanlara acı çektirmeyi, karanlık ve korku dolu bir dünyada yaşamayı tercih etmişlerdi? Şeytan binlerce yıldır bilinen ve tanınan bir figürdü. Ne olmuştu da birdenbire gençler büyük kitleler halinde ona tapınmaya ve korkunç şeyler yapmaya başlamışlardı? O zamanlardan günümüze kadar bunun cevabını kimse tam olarak veremiyor. Bilinen tek şey birdenbire ortaya çıkan bu sapkın inancın devletimizin de büyük gayretleri sayesinde aynı ortaya çıktığı gibi gizemli bir şekilde birdenbire yok olduğuydu. Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan!